sıcak hava COVID-19'u durdurmaya yardımcı olacak mı? Herkes bu soruyu merak ediyor. Bu soru hem kanalımıza geliyor hem de bana bizzat soruluyor diyebilirim. Sosyal medya hesaplarımızda adeta en çok merak edilen şeylerin bu olduğunu da gördük. Pek çok insan gibi siz de COVID-19 yani koronavirüsün havalar ısındıkça azalacağını düşünüyor olabilirsiniz. İlk bilgiler veya ilk düşünceler böyleydi. Sonuçta grip veya soğuk algınlığı gibi hastalıklar yaz aylarında azalmaya eğilimlidir. Ancak biliyorsunuz ki salgın Aralık 2019'da başladı ve bilim adamları yeni koronavirüsün vücudu nasıl etkilediğini ve yayılımını anlamak için halen çalışıyorlar. Karşımıza çıkan bu virüsü henüz tanıyamadık diyebiliriz. Bu nedenle daha sıcak hava koşulları nedeniyle geri çekileceği fikrini destekleyen hiçbir bilimsel veri yok. Ancak şöyle bir bilgi var. Bir tarafta bu virüsün ultraviyole dalgalarıyla öldüğünü veya canlılığını enfekte etme potansiyelinin ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Bilimsel veriler bize 2-3 saatlik bir güneş ışığına maruziyet sonrasında virüsün insanları enfekte etme potansiyelinin ortadan kaybolduğunu gösteriyor. Ama diğer taraftan baktığımızda Arap Yarımadası'nda, Hint Yarımadası'nda havaların sıcak, güneşin ortada olduğu dönemlerde bile virüsün yayıldığını görebiliyoruz. 6 Mart tarihinde Dünya Sağlık Örgütü'nün konu hakkında yaptığı açıklama da bu yönde. Tabii ki hepimizin ortak bir umudu bu. Ama şimdi bunun olacağını söyleyebilmemiz için hiçbir kanıt yok. Grip ve soğuk algınlığı ile kıyaslamanın yanında unutulmaması gereken COVID-19'un başka bir çift ana koronavirüsü yani şiddetli akut solunum yolu SARS ve Orta Doğu solunum yolu MERS ile değerlendirmemiz gerektiği. Nitekim ikisi de mevsimsel olarak kabul edilmiyor maalesef. 2002-2003 SARS salgını ısınan hava nedeniyle yavaşlamamıştı. Havanın ısınmasından ziyade Çin, Vietnam ve Kanada gibi etkilenen ülkelerdeki yoğun halk sağlığı müdahaleleriyle zarar hafifletildi. Ancak Suudi Arabistan'da başlayan 2012 yılındaki MERS salgını hiçbir zaman tam anlamıyla ortadan kalkmadı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ise başladığı yıldan bu yana 850'den fazla insan MERS'ten öldü. Çok yaygın değil. COVID-19 yani yeni tip koronavirüs için önümüzdeki aylar çok kritik. Ben de dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanları sizleri hastalıktan korumak, önlemek, iyileştirmek için büyük gayret içerisindeyiz. Umuyorum ki ve diliyorum ki karşımıza çıkan bu yeni virüsü en kısa zamanda yeterince tanıyabilir ve önüne geçebiliriz. Tüm dünyada bunun için olağanüstü bir çalışma var. Doktor Özil'e yaptığımız değerlendirmelerde bu konu hakkında konuştuk. Haziran ayında virüsün etkisinin azalacağını düşünüyoruz. İlaç tedavileri üzerinde yapılan çalışmalar da enfekte olanların hastalığı daha hafif atlatacağını öngörüyoruz. Ayrıca aşı üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Tabii bunların hepsi bir tarafa. Ancak şunu hiçbir zaman unutmayalım. Aşı olmadığı sürece ve toplumsal bağışıklık yani toplumun %50'sinden fazlası bu hastalığa kapmadığı sürece hastalığın azalması ortadan kaybolduğu anlamına gelmez. Mutlak surette uyguladığımız tedbir kurallarını bırakmamamız gerekiyor ve sosyal mesafelendirmeye uymamız gerekiyor ki bu yayılımın önüne geçelim, yaz aylarındaki azalmayı ancak bu şekilde sağlayacağız. Lütfen sizler de bizlerin uyarılarına kulak verin diyorum ve kendinizi koruyun. Alacağınız önlemler ile virüsün yayılımını azaltmanız gerçekten de mümkün. Koronavirüsün sıcak havalarda azalıp azalmayacağına dair yeni bilgiler elimize ulaşınca tekrar sizinle paylaşacağım. Evde kalın ve kendinizi koruyun. Sosyal mesafelendirme bu dönemde hayat kurtarır diyorum. Sağlıkla kalın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen sorularınızı ve merak ettiklerinizi yorumlara yazın. Görüşmek üzere.